Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sivas AFAD İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü, Hasan Aksu Cami İmam Hatibi ve üniversitemizin çok değerli akademik ve idari personeli. 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin yıl dönümü vesilesiyle asıl felaketinde kaybettiklerimizi almak, devletimizin ve milletimizin depremin yararını sarmak için ortaya koyduğu aslın birlikteliğini, beraberliğini anlatmak amacıyla düzenlenen 6 Şubat depremi, aslın felaketi ama programına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sahneye Kur'an tilaveti için Hasan Aksu Cami İmam Hatibi, Hafız Murat Daşkıran Hoca'yı sahneye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Amenerrasul bima İnnehu huves semi'ul basir.
وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا صدق الله ربنا الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Kur'an tilaveti için hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi programımızın açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Mehmet Kul hocamı davet ediyoruz. Sevgili akademisyen ve idari personel arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz. Öncelikle sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 6 Şubat Maraş depremleri peşi peşe büyük bir yıkım oldu. Kısmını bizden de çalışan arkadaşlar işte gittiler. Kurtarma kitleri içerisinde Berat Bey mesela hatırladım. Görev vardı, çalıştı. Bazısını da tabii televizyonlardan izledik. Bazı arkadaşlarımız oralardan gördü. Bizler de elimizden geldiği kadar deprem bölgesi yardımcı olmaya çalıştık işte. Yardım için bir tır gönderildi. Tabii yani ilk görünen kısmı, televizyonda görünen bir kısım var. O yıkılmış binalar olsun veya işte kurtarma çadırları falan olsun ama bir de onlara yansımayan kısımlar var. Ben gittiğimde birçok sefer işte bizim de kayıtlarımız oldu, cenazelerimiz oldu. Orada mesela beni en çok etkileyen kısmı yani bu afetin en çok etkileyen kısmı. Binaları görüyorsun bir şekilde işte kurtarma çalışmalarını falan görüyorsun ama işin daha vahim bir boyutunu da hastanelerde görüyorsun o vakitlerde. Yani böyle binlerce ceset işte yıkanmaya çalışılıyor. Bir kaos ortama, mezarlıklar, usulüne uygun definin yapılmasında ki durumlar falan. Yani orası anlatılmaz korkunç bir şey. Yani böyle gasıthanelerin önü böyle yüzlerce ceset dolu sırayla bekliyor, yıkanmayı bekliyor. Korkunç bir şey.
taraf görünmüyor tabii. Yani basında veya sosyal medyada bu kısımlar görünmüyor ama bunda böyle esas insanın beni en çok etkileyen kısımlar mesela bu kısmı olmuştu. Enkazların içerisinde geziyorsun, küçük bebek ayakkabılar falan böyle, oyuncaklar. Yani onlar için tabii inanıyoruz biz. Bir şekilde deprem dönemler şehittir. Biz, bize düşen hani bu saatten sonra ne yapalım? Evet, rahmetten alacağız, Kur'an okuyacağız, onlara dua edeceğiz. Onların adına hayır hasenat yapmaya çalışacağız, kayıplarımız adına. Gelecek açısından da ne yapabiliriz? Hani ne yapabiliriz şeklinde, ne söyleyebiliriz diye düşündüğümde ben. Biz bir yüksek öğretim kurumuyuz. Mühendis yetiştiriyoruz. Nitelikli insanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Bilimsel projeler, Ar-Ge projeleri yapmaya çalışıyoruz. Ve en önemlisi insan yetiştiriyoruz. Şimdi bir klasik bir söz var. Hani deprem öldürmüyor, bina öldürüyor diye. Yani sonuçta afet bu oluyor. Çok daha büyük depremler başka ülkelerde olduğunda çok daha az zayiatlar oluyor. Yani bu da neden yani binalardaki mevzuata uygun yapılmamış olması? İnsanların küçük kendi menfaati yönündeki çıkarları gözetmesi diyelim. Esas şey aslında bu, mevzuatta çok bir sıkıntı yok. Yani baktığımızda yasal anlamda mevzuattaki prosedürler uygulansa kadar zayiat vermeyeceğimiz açık ortada. Uygulamada sıkıntımız oluyor bizim daha çok ülke olarak da. Şimdi böyle olunca biz de böyle mühendis yetiştiren yani insan, nitelikli insan kaynağı yetiştiren bir yer olduğumuz için özellikle İş ahlakı üzerinde, evet teknik eğitimi, ders bilgilerini falan vereceğiz ama bunun yanında iş ahlakını vermek en önemli vazifemiz olarak diye düşünüyorum. Bu bizim mezunlarımız veya başka mezunlar, bu inşaatları yapan, denetleyen insanlar başka bir yerden gelmedi. Yine kendi toplumumuzun insanları yani. Biraz önceki bahsettiğimiz gibi bazı ne diyelim, kendi menfaati veya daha karlı bir şey için bazı şeylerin es geçilmesi işte bu durumlara getirebiliyor. Toplumda böyle unurmaz yaralar açıyor. Yani hakikaten korkunç bir felaket. Biz savaşa girmiş olsaydık bu kadar kısa sürede böyle bir hasar görmezdik, bu kadar kaybımız olmazdı. Yani görüyorsunuz Ukrayna kaç yıldır savaşta veya işte bütün güçlü devletler şu anda Gazze'ye saldırıyorlar. Yani onların belki yüzlerce katı hasar ve kayıp kaç saat içerisinde gerçekleşti. Korkunç bir afet doğal olarak. Burada da yine sorumlu olan ne insan faktörü. Bu anlamda da biz de insan yetiştiren bir yüksek öğretim kurumu olarak kendimize düşen, evet, teknik anlamda her türlü yetenek ve beceriyi kazandıracağız ama en önemlisi de aslında iş ahlakını kazandırmak. Bu tabii biz de uygulamamız lazım. Örnek model olmamız lazım. Yani yaptığımız işleri en güzel değil de mevzuatına uygun yapılması olması gereken her neyse en güzel bir de yaparak da örnek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta böyle bir afetin yaşanmaması için aslında en önemli şey insan kaynaklı hataların iş ahlakına uymamasından dolayı gerçekleşecek bu tür yıkımların önüne geçmek için de bize de bir önemli vazife düştüğünü düşünüyorum. Hepimizin bildiği şeyler aslında bunlar. Ama bazı şeyler var ki tekrarında fayda oluyor insanlar. Dünya meşgalesi içerisinde
bazı şeyleri göz ardı edebiliyor veya işte aklından çıkan bildiğimiz şeyler. Bu anlamda hatırlatmak istiyorum. Evet, bazı şeyler yasal olabilir. Rahmetli Alev Atlı'nın, Alatlı'nın bir yazısında, konuşmasında geçiyordu bu. Onlar cennet mekanı cennet olsun. Ülkemizde hakikaten çok değerli bir kişilikti. Güzel hizmetleri olmuş, fikirleriyle, yaptıklarıyla. O öyle diyordu. Yani bir işin yasal olması helal olduğu anlamına gelmez diyordu. Bütün işlerimiz için bu böyle. Yani biz de evet bazı şeyler yapıyoruz. Belki mevzuata uygundur, yasaldır ama helal midir? Bir örnek veriyordu. Mesela borçlanmış veya bir şekilde sıkıntıya düşmüş, haciz olmuş, hacizle satışa çıkmış, arabası var, evi var. Evet, bunu birisi yasal olarak satın alabilir ama helal değildir. Bu iş, buna da tabii dikkat etmemiz lazım diye düşünüyorum. Yani bir şeylerin yasal olması helal olduğu anlamına da gelmiyor. Önemli bir tekrar edecek olursam, böylece bitireyim, fazla da vaktimi de almayayım. Yine bir üniversiteyiz, güzel bir başlangıç yaptı. Özveriyle herkes çalışıyor. Akademik, idari anlamda güzel ilerlemelerimiz de var. Kısa zamanda epeyce iyi yollar kat edildi. İnşallah bunun bu şekilde devam etmesi ve daha da artırarak. Eğitimimizde de sadece teknik bilgi veya işte yabancı diller yüksekokulu İngilizce öğretmek değil. Aslında gençlere en önemlisi bir kurum olarak iş ahlakının veya insanın sadece yasal mevzuattan değil, bir de vicdanen rahat ve huzurlu olabilmesi için yaptığı işin helal olması şeklinde de bir yaşam tarzını onlara gösterebilirsek ve aktarabilirsek, bunlar da üzümserlerse, bunu herkes yaptığında da toplumda doğal olarak bu tür problemler ortadan kalkacaktır. Yoksa hangi kanunu çıkarsak çıkalım, mevzuatta nasıl değişiklik yaparsak yapalım, bunlar uygulanmadığı sürece bu tür problemlerle, afetlerle karşılaşacağız. Bugün Miraç Kandili, herkesin Miraç Kandili'ni de kutluyorum. Mübarek olsun. Yapacağımız şey, aklıma gelen bu, teknik anlamda evet yetenekli, kabiliyetli gençler yetiştirelim ama ahlaklı da olsunlar bunlar. Vatanına, milletine, insanlığa hizmet edebilecek bir anlayışla yetiştirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımımızdan dolayı da herkese teşekkür ediyorum. Misafirlerimize de hoş geldiniz. Selam veriyorum. Herkese tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet, bu güzel konuşmalarından dolayı Sayın Rektörümüze teşekkür ediyorum. Şimdi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nün hazırlamış olduğu depremle alakalı belgeselimize geçiyoruz. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyan var mı? Seni alacağız, tamam, bekle orada. 6 Şubat 2023'te Türkiye en acı günlerinden birine uyandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ'da da ağır kayıplara sebep oldu. Kent merkezleri, ilçeler, köyler acının merkezi oldu saniyeler içinde. Depremde
en ağır kayıplar Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman'da yaşandı. Sarsıntının yerin 8.6 kilometre altında gerçekleşmesi, can kaybı ve hasarın büyüklüğünde önemli rol oynadı. İlk şokun atlatılmasının hemen ardından Türkiye, tüm kurtarma ekipleri, askeri, polisi, sağlıkçıları, yerel yönetimleriyle, kısacası tek yürek halinde yaraları sarmak için seferber oldu. Sarsıntıyla birlikte yollarda oluşan dev yarıklar yardımların bölgeye ulaşımını zorlaştırdı. Tüm olumsuz şartlara rağmen yurdun dört bir yanından görevli ve gönüllü kurtarma ekipleri depremzedelerin yardımına koştu. On binlerce enkazda aynı hareketlilik başladı. Zaman birlik zamanıydı. Enkaz altında kurtarılmayı bekleyenler sımsıkı tuttu kendilerine uzanan yardım elini. Türkiye henüz şoku atlatamamışken geniş bir alanda etkili olan afet saatler sonra yeniden gösterdi kendini. Saatler 13.24'ü gösterdiğinde Kahramanmaraş'ın bu kez Elbistan ilçesi şiddetli bir şekilde sallanmaya başladı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah! 7.6 büyüklüğündeki sarsıntı 45 saniye sürdü. Geniş bir alanda etkili olan bu depremde ağır hasarı, yeni kayıpları beraberinde getirdi. İlk depremde hasar alan on binlerce bina, saatler sonra yaşanan ikinci sarsıntıyla birlikte yıkıldı. İkinci sarsıntı, bölgede can ve mal kaybında büyük artışa neden oldu. Gece yaşanan depremle sarsılan bölge, ikinci darbeyle yerle bir oldu adeta. Uyarılara rağmen binalarını terk etmeyenler, gündüz meydana gelen ikinci depremde veda etti hayatı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün içerisinde, İki kez aynı şoku yaşayan Türkiye, zor bir sınavdan geçiyordu. İkinci depremle birlikte can kayıpları arttı, enkazlardan yükselen yardım çığlıklarına yenileri eklendi. Dört kişiyle, üç çocuğuyla beraber. Nerede Sam şu an? Depremi sağ atlatanlar, enkaz altındakilere ulaşabilmek için İkinci kez zamanla yarışı başlattı. Şakir! Canım! Buradayım, buradayım! Şanslı olanlar aileleriyle böyle kucaklaştı. Ama büyük afet aynı acıyı yaşattı on binlerce kişiye. Enkazdan hayatı açılan delikler nefes oldu. Kurtarma ekipleri tüm zorluklara rağmen yardım bekleyenlere ulaştı.
kardeşim, geldik. Kafanı kaldır. Küçük bedenler, güvenli kucaklarda merhaba dedi adeta ikinci kez hayata. Kendi evlatları, kendi anne babaları gibi kucakladılar kurtarabildiklerini. Sadece kurtarmakla kalmadılar. Sarmaladılar, sakinleştirdiler. Hayatlarının belki de en zor anını yaşayanlara adeta nefes oldular. Enkazdan çıkarılan her can mutluluk oldu kurtarma ekiplerine. Enkazın gölgesinde gidenlerin ardından daldı gözler derinlere. En çok da küçük bedenlerin vedası yaktı yürekleri. Yaşanan tarifsiz acı söze gerek bırakmadı. Kahramanmaraş ve Hatay'da ağır hasar gören hastanelerin yoğun bakım servisindeki hastalar çaresizce kurtarılmayı bekledi. Ekiplerin geldiğini fark eden yaşlı kadın böyle ifade etti minnetini. Mahsur kalan hastaların yardımına koşan ekipler canla başla çalıştı. Enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için herkes elinden geleni yaptı. Enkazdan çıkarılan genç kızın sözleri yürekleri burktu. Benim hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım. Tamam, seni bir kontrol etsinler sağlıkçılar. Tamam, kafasını vuracağım. Adıyaman'da enkazdan çıkarılan küçük Yusuf, yaşadığı korkuya rağmen kendisini kurtaran abilerine böyle yardımcı olmaya çalıştı. Bu bakışlar anlattı yaşanan dehşeti. Abicim az kaldı, geliyoruz, bekle. Antakya'da enkaz altında yeri tespit edilen şüheda sabırla bekledi kurtarılmayı. Saatler süren uğraşlar sonucu kurtarılan küçük kızın sevinci moral oldu tüm ekiplere. Diyarbakır'da enkaz altında kalan 7 yaşındaki Beşir'in sözleri uzun süre hafızalardan silinmedi. Neren sıkıştı Beşir? Enkaza dönen binalardan geriye yürek burkan detaylar kaldı. Yarım kaldı umutlar, yarım kaldı hayatlar, fotoğraflarda kaldı mutluluklar. Depremin ardından kitaplar sahipsiz, oyuncaklar kimsesiz kaldı. Asılan listeler, umut oldu yakınlarını arayanlara. Enkaz bölgelerinde bir yandan kurtarma çalışmaları sürerken, bir yandan da depremzedelerin barınması için hızla geçici çözümler oluşturuldu. Birçok vatandaş, spor salonları başta olmak üzere güvenli yerlere yerleştirildi. KYK yurtları, tren vagonları, geçici yuva oldu depremzedelere. Turistik bölgelerdeki bazı oteller
depremzedelere kapılarını açarak milli seferberliğe destek verdi. Depremden etkilenen tüm şehir merkezleri ve ilçelerde hızlıca çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerin yanı sıra konteyner kentler de hızla hazır hale getirilerek depremzedelerin hizmetine sunuldu. Geçici çözümler faaliyete geçirilirken kalıcı çözümler içinde çalışmalara başlandı. Deprem bölgesinde beslenme ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayı, AFAD, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve sivil toplum kuruluşları tarafından gönderilen 369 mobil mutfak kuruldu. Türkiye'nin tüm imkanları seferber edildi. Deprem bölgelerinden göç başladı. Eşyalarını toplayan depremzedeler, anılarını geride bırakarak terk etti yaşadıkları şehirleri. Havayolu şirketleri depremden etkilenen illerden ücretsiz tahliye uçuşları düzenledi. Yurdun dört bir yanından yardımlar yağdı bölgeye. Tam anlamıyla birlik olma zamanıydı. Yardım taşıyan araçlar şehir girişlerinde kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Deprem bölgelerine ülkenin dört bir yanından yardımlar gönderilirken dünya Türkiye'nin yaşadığı afete duyarsız kalmadı. Yurt dışından gönderilen yardım malzemelerinin yanı sıra 90 ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerinde canla başla çalıştı. Deprem bölgesinde ayakta kalmayı başaran tüm hastaneler ve çevre illerdeki tüm sağlık kuruluşları depremzedeler için seferber edildi. Şehir hastaneleri bu süreçte yükün büyüğünü omuzladı. Kısa sürede sahra hastaneleri kuruldu. Hatay'da yaralananlar TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum Kriz Masası'yla gelen taleplere yanıt verilirken, oluşturulan hava ve deniz yardım koridorlarıyla bölgeye arama kurtarma ekipleri ulaştırıldı. İzmir'i Foça'dan iş makineleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük çıkarma gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, İskenderun Limanı'na ulaştı. İçindeki malzemelerin nakliyesinin ardından gemiler deprem bölgesinde sağlık hizmeti vermeye başladı. Çıkarma gemileri deprem bölgelerinde yüzer hastane olarak görev yaptı. Askeri helikopterler yaralıların hastanelere sevki için seferber edildi. Boş, değil mi? Evet, teknolojinin tüm imkanları kullanıldı. Havalanan İHA'lar tespit ettikleri bölgeleri AFAD birimlerine bildirdi. Hükümet yetkilileri depremden saatler sonra enkaz bölgesindeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan afetten etkilenen illeri tek tek ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. Erdoğan, vatandaşların dert ve sıkıntılarını dinledi. Bütün emeği geçen herkese Rabbim maşallah. Bir yıl içerisinde inşallah yeniden inanıyoruz. İnşa edeceğiz. Allah'ım seni korusun. Allah'ım seni korusun. Bu dönem bir birlik, beraberlik dönemidir. Yaşanan bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları depremzedelere nefes oldu adeta. Her ailemize bu geçiş döneminde sıkıntılarını giderelim istiyoruz. Bir yıl içerisinde de Allah'ın izniyle tüm felaketzedelerimizin konutlarını talimatı verdim. Hem enkaz kaldırmaları hızlandıracağız. Bunun yanında da bir taraftan konut yapımını hızlandıracağız. Kendilerini ziyaret eden Erdoğan'a teşekkürlerini böyle dile getirdi depremzedeler. Bu benim babam. Yavaş. Senin babam. Bu benim oğlum. Afet bölgelerine kamp kuran 14 bakan arama kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi.
Geceleri ışıl ışıl parlayan şehirleri bu kez arama kurtarma ekiplerinin ışıkları aydınlattı. Gece ayrı, gündüz ayrı devam etti çalışmalar. Umut hiçbir zaman tükenmedi. Dinle be yapacağız, sessiz. Tespit ettikleri cana ulaşabilmek için ne uyudular ne yemek yediler. Artçı deprem tehlikesine rağmen enkazların içine girerek adeta ölümle burun buruna çalıştılar. İki büyük depremin ardından bölgede on binlerce artçı sarsıntı kaydedildi. Kurtarma ekipleri böyle tehlike atlattı. Onlar için bütün yorgunluğun tesellisi sağ salim ulaştıkları depremzedeler oldu. Enkaz altındaki her hayat ayrı bir hikaye, her kurtuluş ayrı bir sevinç oldu. Korkma cici kız, geldik alacağız seni. Acele etmeyin bir şey. Sen bir tanesin. Sen bir tanesin, tamam hadi. Gel 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 gel, su var burada, gel tut. Yüzyılın afeti küçük yüreklerde büyük yaralar açtı. Seni kurtarmak. 30 saattir babamın cansız bedeniyle buradayım. Tamam. Mustafa Gül'e 2500 borcum var. Telefon Eliza geçerse kimsenin hakkını koymam ben de. Kendi borcum değildi beni üzen, yıpratan. Başkalarının hakkıydı bende olan. Buradan çıkacağımı zannetmiyorum. Öleceğim. Şu an tavan üzerimde. Kalktığımda etraf beşik gibi sallanıyordu. Sonra gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Öldüğümüzü düşünmüştüm. Aşağıdan sesler geliyordu. Annem beni uyandırmaya çalışıyor sandım. Uyanmamam da iyi olmuş. Çünkü uyanırsam koridorda yakalanacaktım depreme. Kızım bebeğim benim. Nasıl dayandın? Yalanlarım. Canım kızım benim. Hafızalara kazındı bu görüntüler. Annemi de kurtarın. Anneni de kurtaracağız Beyza'cığım. Tüm kitaplarım gitti. Bunu üzüldüm. Bana aşağıdan bağırıyor, Ahmet buradayım, Ahmet buradayım. Oğlum bir kere duydun, tamam. Ya bu sırt üstü ya. Tamam, bu sırt üstü. Bak, bu sırt üstü. Bak, bu sırt üstü. Bak, bu sırt üstü. Bak, ben sana vereceğim artık. Adıyaman'da çöken ahırdaki ineğini besleyen Birgül Tuncay yürekleri ısıttı. Hatay'da 49 yaşındaki Muhammed Acar ve eşi Ragda Acar depremin 296. saatinde enkaz altından sağ çıkarıldı. Acar çifti rekor saatte enkazdan sağ çıkarılanlar olarak kayıtlara geçti. Yaşanan iki deprem sonucunda resmi kayıtlara göre 51 bine yakın insan hayatını kaybetti, 120 bin kişi de yaralandı. 11 ilde 230 bin bina yıkıldı, yaklaşık 1,5 milyon binada hasar tespit edildi. Hasar alan 11 ilde planlanan 600 bin kalıcı konutun yapımı için kollar sıvandı. İlk etapta büyük tehlike oluşturan hasarlı binalar tek tek yıkıldı. Deprem bölgelerinde 35 bini arama kurtarma personeli olmak üzere kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşları, uluslararası arama kurtarma personeli ve gönüllüler dahil olmak üzere toplam 271 bin personel görev yaptı. 75 uçak ve 108 helikopter kullanıldı. Afet bölgesinde kurulan 332 çadır kent ve 360 bin çadırla 1 milyon 440 bin kişiye barınma hizmeti verildi. Oluşturulan konteyner kentlere 34.120 kişi yerleştirildi. Deprem nedeniyle sağlık, ulaşım ve barınmanın yanı sıra eğitimde de aksamalar yaşandı. Deprem bölgelerinde okullar Şubat ayı sonuna kadar tatil edildi. Gerekli altyapının hazırlanmasının ardından depremden etkilenen bölgelerin durumuna göre okullar kademeli olarak Mart ayından itibaren eğitime tekrar başladı.
bedenlerde, zihinlerde onarılması zor yaralar açan deprem, yüz binlerce insanın hayatında derin bir iz bıraktı. Milli birlik ve beraberlik duygusu her alanda galip geldi ve Türkiye büyük bir sınavdan daha el birliğiyle çıkmayı başardı. Kısa sürede toparlanıp normal seyrine dönse de hayat, kalplerdeki yangını söndürmek, yüreklerdeki enkazı kaldırmak mümkün olmadı. Konuşmalarını yapmak üzere Sivas Afat İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Sayın Fatih Tecer'i kürsüye aldım. Sayın Rektörüm, değerli hazırım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat depremlerinde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Birçok konuşmalar yaptım, birçok eğitimlere, sempozyumlara katıldık. Ama samimi olmak gerekirse hayatımın en zor konuşmasını yapacağım. Çünkü bu videonun üstüne gerçekten bir şeyler söylemek çok zor. Yaşadık, içindeydik, çalıştık, hayatlara dokunduk. İnsanların en acılarına, en acı duydukları anlara şahitlik ettik. Dolayısıyla bu mübarek Miraç Kandili hürmetine Rabbimizden duamız olur ki Rabbim bizlere inşallah bu afetleri bir daha yaşatmasın diyorum. Çok şeyler zihnimden geçti. AFAD olarak birçok görevlerde bulunduk. Yurt içinde, yurt dışında birçok vazifeye gittik. Suriye'de olsun, diğer bölgelerde olsun. İzmir depremi olsun, 6 Şubat depremi olsun. Biraz önce enkazın yanındaki o oyun parkında kalan o şeylerle oynayan çocuğu görünce İzmir depremini şu karşılaştım ve beni çarpan sahne aklıma geldi. İzmir depreminde görevlendirildik. Barış sitesi, Saraçoğlu apartmanı ve Adalet sitesi. Üçü aynı ada üzerinde kurulmuş. Arama kurtarma faaliyetleri sonlandırılmış. Bizler de iyileştirme ve insani yardım çalışmalarının koordinasyonunda görevlendirildik. Gittik İzmir'e. Barış sitesine görevlendirilmişim. Ertesi gün görevimizin başına gittik. Barış sitesi ve Saraçoğlu apartmanın yanında bir oyun parkı var. Oyun parkında tahterevellerin ve salıncakların üstünde bir santim toz bulutu var ve hiçbir tane çocuk cıvıltısı yok. Kendi kızlarım gözümün önüne geldi, çocuklarım. Dolayısıyla afetler, biraz önce Sayın Rektör Hocamız gerçekten aslında bizim anlatacağımız şeylerin %100'ünü anlattı. Bakın %99'unu değil, %100'ünü anlattı Sayın Rektör Hocamız. Çünkü aslında bu afetler bizi öldürmüyor. Aslında bizim hayatımızı etkileyen, şehirlerimizi etkileyen, doğanın kendisi ya da o meydana gelen hadiseler, iklim olayları değil değerli hocalarım. Sizler gibi seçkin bir kitleye hitap etmiş olmaktan ayrıca icap duyuyorum. Ama maalesef biraz önce Sayın Rektörümüzün ifade ettiği gibi bizim kendi elimizle yapıp ettiklerimizden dolayı ya da bizim yapmadıklarımızdan dolayı maalesef biz bu sonucu yaşıyoruz. Çünkü afet dediğimiz şey doğa olaylarının kendisi değil. O olayların sonucundaki meydana gelen yıkıma biz afet diyoruz. Dolayısıyla bizler evlerimizi sağlam yapmış olsaydık, şehirlerimizi dizayn ederken, planlarken, projelerimizi çizerken ve uygularken gerek denetim noktasında olsun, gerek üretim noktasında olsun her birimiz hangi noktada sorumluluk sahibiysek eğer bizler görevlerimizi gereğince yapsaydık bu tabloyla karşılaşmayacaktık. Geçen NTV'de yayınlanan bir Japonya Nasıl Başardı diye bir belgesel dizisi yayınlandı.
Orada bir profesör, Japon bilim adamıyla mülakat yapıyorlar ve hocaya soruyorlar. Sizce Türkiye'de mevzuat açısından, uygulama açısından sorunlar nedir? İncelediniz mi diye soruyorlar. Sayın profesör diyor ki, ben Türkiye'deki mevzuatı inceledim ve Japonya'ya yakın mevzuatının tamam olduğunu, yani mevzuatsal bir sorunun olmadığını gördüm diyor. O zaman gazeteci soruyor, peki sizce o zaman sorun nedir? Sorun biraz önce Sayın Hocamızın ifade ettiği gibi, sorun ahlaki diyor. Türkiye'deki sorun ahlaki. Bakın bunu iletiyorum sadece. Biz de eğitimlerimize, bakın anaokullarından tutun üniversitelerimize kadar, kamu kurumlarından organize sanayi bölgesindeki özel sektör işverenlerimize, çalışanlarımıza, halkımıza afet farkındalık eğitimleri veriyoruz ve o körfez zihinleri özellikle ilkokulda, ortaokulda bu mesajı vermeye çalışıyoruz. Bakın çocuklar diyoruz, yarın her biriniz bir mühendis, bir doktor, bir öğretmen, bir memur ya da bir müteahhit iş adamı olacaksınız. Ama lütfen ne yaparsanız yapın, lütfen işinizi ahlaklı, ahlaki olan yapın. Çok kazanmak ya da çok kar elde etmek ya da çok yükselmek için değil. Geçici, hani Malcolm X diyor ya, bize kalmayacak dünyalar için bize kalacak günahlar biriktiriyoruz diyor. Ben bu sözü çok önemsiyorum. Bakın dünya bize kalmıyor. 53.537 canımızı kaybettik. Ve işin en acısı neydi biliyor musunuz? O geride kalanlar ölenlerinin yasını tutamadılar. Babanın annenin yası tutulmaz mı ya? Evladın yası tutulmaz mı? Tutamadılar. Çünkü acıkmaya, susamaya devam ettiler. Barınma ihtiyaçları vardı. Diğer ihtiyaçları vardı. Giderilmesi gerekiyordu. Bu noktada geride kalan vatandaşlarımız 53.537 vatandaşımızın yasını dahi tutamadılar. Bir ıslahiyede Kadyon Kent vardı. 15 gün burada biz görev yaptık. İl müdürümüz Malatya Havalimanı, işte yurt dışından gelen ekipleri karşılayıp bölgeye koordine etmek için. Sayın Valimiz biliyorsunuz Doğanşehir'de. Bizlere de burada görev verildi. Kriz merkezini yönettik. Sonra 15 gün sonra Islahiye'de Kadyon Holding'in kurmuş olduğu bir Kadyon Kent vardı Gaziantep'te. Güzel kurmuşlar. 500 konteynerden oluşuyor. Anaokullarıyla, kreşleriyle, marketiyle, manavıyla, camisiyle, berberiyle, kuaförüyle, sosyal donatılarıyla beraber o kadar güzel kurulmuş ki. Ve 10 gün içerisinde kurulduğu için de tabii ki vatandaşlarımızın o çadırlardan hemen oraya alınması için Cumhurbaşkanımız açılışını yapmış ve sonrasında orayı sıkıntılar olmuş. AFAD Başkanlığı tarafından biz de daha önce Suriye'de, Azez'de koordinatörlükler yaptık. Zeytin Dağları Harekatı'nda, Azez bölgesinde biz 40 tane kampımız vardı. O bölgede insani yardımlara baktık. Zeytin Dalı Harekatı'nda birçok görevlerde bulundunuz. Başkanlık bizi oraya görevlendirdi ve gittik. Gelen teyzelerimiz, dedelerimiz, amcalarımız çoluğunu çocuğunu kaybetmiş. Ailesinden belki hiç kimse kalmamış. Ama diyor ki elhamdülillah diyor. En azından bir mezarları var diyor. Bulduk diyor. İnsanların neye şükrettiğini görünce gerçekten orada o acılar, görev icabı maalesef insanların en acılı zamanlarına şahitlik ediyoruz. Ve bu insanda bir birikime neden oluyor değerli hocalarım, kıymetli rektörüm. Dolayısıyla orada AFS'de vatandaşlarımızın o teslimiyetini, o teskiniyetlerini görünce insan kendisine, çünkü çocuğumuz var, ailemiz var, direkt kendini insan gözünün önüne getiriyor. Acaba ben olsaydım ne yapardım? Tabii bununla beraber bunu bir demagoji, bunu bir sloganik bir söylem olarak söylemiyorum. Büyük bir milletiz.
büyük bir devletiz gerçekten. Bizim AFAD Başkanlığı olarak afetlerde ilk önceliğimiz, ilk yapacağımız şey şudur değerli hocalarım. İşte insansız hava araçları olsun, dronlar olsun ya da işte muhtarlardan, kaymakamlıklardan aldığımız bilgilerle hızlı bir şekilde bölgedeki yıkımı anlayıp seviye ilan etmektir. Bizde 4 seviye vardır kıymetli hocalar. Birinci seviye demek bir olay olduğu zaman yerel imkanların yeterli olduğu, o il imkanlarıyla üstesinden gelinebilecek bir afet olduğu anlamına gelir. İkinci seviye destek iller. O afetle mücadelede yeterlidir. Üçüncü seviye ulusal yardımı gerektiren afetlerdir. Dördüncü seviye ise uluslararası. Ve saat 5 civarında AFAD Başkanlığımız uluslararası yardım talebinde bulundu. Ve tabii ki bizler işte Ferhat Bey bizim hem destek AFAD gönüllümüz hem dostumuz, kardeşimiz. Gönüllü koordinatörüyüm aynı zamanda. Bizler AFAD gönüllülerini yetiştiriyoruz. STK akreditasyon eğitimleri veriyoruz. İşte Bilim ve Teknoloji Üniversitemizde de bu ekibin kurulacağı bilgisini verdiler. Allah razı olsun. Bunun hazırlığını yapıyoruz ki işte o çocuk diyor ya ben susuzluktan öleceğim diyor ve en azından kimse enkaz altında susuzluktan ölmesin diye mücadelemizi sürdürüyoruz. Evet, profesyonel olmak belki bazı noktalarda Suriye'de çalışırken özellikle hani profesyonel ekipsiniz. Devlet sizi oraya göndermiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına oradasınız. Fakat soğukkanlılığınızı her zaman koruyamayabiliyorsunuz değerli hocalar. O yüzden büyük bir devletiz dedim. Bakın sadece Türkiye'de meydana gelen bu 6 Şubat depremi için söylemiyorum. Libya'da biliyorsunuz büyük bir kasırga, baraj patlaması sonucu büyük bir sel oldu. Haftır yönetimi bizim muhalifimiz olmasına rağmen biz oraya gittik. Arkadaşlarımız Sivas'tan 7 personelimizi gönderdik. Ve arkadaşlarımız şunu dediler bize. İlk önce bize o kadar tepkiliydi ki dediler. Çünkü muhaliflerin bölgesi. Fakat biz dinine, diline, ırkına, cinsiyetine ya da rengine bakmıyoruz. Gerçekten Allah rızası için de insani yardım için o bölgelere gidiyoruz. Ve bize dediler ki dediler. Tamam siz ölülerimizi bulsanız da sakın dokunmayın bizim ölülerimize diye. Bizi uzaklaştırıyor dediler. Peki sonra çalışırken onlar bizim bu hani iyi niyetimizi gördükçe yumuşamaya başladılar dediler. Dolayısıyla 6 Şubat'ta çok büyük bir yıkım yaşadık. Fakat 5-17'de gönüllülere attığımız mesaj hala duruyor telefonumda. Hem profesyonel ekiplerimizin yola çıkışı, hem gönüllülerimizin, hem akredite etmiş olduğumuz STK'ların sabah 9.30-10 gibi biz bölgedeydik değerli hocalar. Tabii ki bizim afet sürecimiz şu, öncelikle müdahale. Öncelikle enkaz altında sağ olduğunu, yaralı olduğunu duyduğumuz, söylenilen ve tespit ettiğimiz o vatandaşlarımızı enkaz altından çıkartmak. Sonrasında o müdahale çalışmaları enkaz altında hiç kimse kalmayıncaya kadar devam ediyor. Bu süreç tamamlandıktan sonra işte bu bir çok özür diliyorum hayvan bile olsa bakın orada işte bir ineği besliyor ya hiç fark etmiyor. Arama kurtarma faaliyetleri enkaz altında ölü ya da yaralı hiç kimse kalmayınca kadar devam ediyor. Tabii bu süreçte bizim Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında örneğin işte Sayın Rektörümüz ifade ettiler ya vefat eden afetzedelerimizin dini kurallara göre, dini inancına göre defnedilmesi ve kimliklendirme çalışmalarının yapılması çok önemliydi. Buradan hakimlerimiz, savcılarımız o gün sabah yola çıktılar. Hatta Pınarbaşı yolunda gidemediler, Gürün'e döndüler, tekrar oradan gidemediler. Karayollar ekiplerimiz açarak, hani genelde söylüyorlar ya, işte birçoğu kimliklerin değil. Çünkü biz işin içindeyiz, hakimlerimizin, savcılarımızın nasıl çalıştığını biliyoruz ilk günden itibaren. En basiti bir parmak izi.
izni almak suretiyle vefat eden ve defnedilen her bir vatandaşımız kimliklendirilerek ve dini ritüeller, dini kurallar, dini inancımıza göre bütün gerekleri yerine getirilerek defnedildiler. Bu önemlidir bakın. Gerçekten çok önemli bir izin. 53 bin vefatın olduğu bir afette salgın hastalıklar ve diğer sorunlar ortaya çıkmaması adına işte defin hizmetleri çalışma grubumuz var bizim. Belediyeler, işte Diyanet İşleri Başkanlığımızın muhatap olduğu, ana çözüm ve destek çözüm ortağı olduğu. Dolayısıyla yapılan çalışmaların çapı ve çerçevesi o kadar büyük ki işte bu yüzden diyorum devletimiz çok büyük. Üniversitelerimiz, gelen o kriz merkezine gelen siyasilerimizden tutun da vatandaşlarımıza kadar. Bölgeden Yıldız Hanım var, Konya İl Müdürümüz. Biz onunla devamlı zaten o gün, hani bir yıl önce bugün benim telefonda bir kişiyle görüşürken arka plandan 10 tane cevapsız çağrı düşüyor. Her birine dönmek zorundasınız çünkü enkaz altında olanların bilgisi de geldiği oluyor. Dolayısıyla dediler ki bize, ya bölgede insani yardım çok felaket düzeyde. Ekmek, artık sular, ekmekler etrafa saçılmaya başladı. Tabii bir de şu sıkıntı oldu, bunu da üzülerek hani olumlu yönlerimiz, olumsuz yönlerimiz bir değerlendirme yapma bağında. Hani bölgeye insanlar dişinden tırnağından biriktirmiş, bölgeye Allah rızası için gönderirken o sistematik bir şekilde indirilmesi, tasnif edilmesi ve depolanması gerekiyor. Fakat herkes için demiyorum, genelleme zulümdür benim inancıma göre, genelleme yapmıyorum. Bazı vatandaşlarımız, kamyoncu, tırcı olan ya da diğer, hiç fark etmez, sektör fark etmiyor. İşte ikinci bir işi aldığı için, ikinci bir yere gitmek için, belki daha fazla para kazanmak için depolardaki o sistematik ayrıştırma ve depolamayı beklemedikleri oldu. Dolayısıyla hani böyle eleştiriler de aldık ya, işte sular kamyonun damper kaldırmış ve dökmüş gitmiş, ekmekler, kıyafetler öyle. Evet, öyle sıkıntılar da yaşadık. Ulaşamadığımız, geç ulaştığımız yerler de oldu. Ve biz bunun değerlendirmelerini gerek kendi içimizde, gerek başkanlık, gerek afet koordinasyon kurulu, bakanlıklar düzeyinde bunlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor değerli hocalar. Fakat genel itibarla şunu söyleyelim ki, örneğin işte Yıldız Hanım, onu tamamlayalım, bize aradı, dedi ki lütfen bölgeye su ve ekmek göndermeyin. Gelen vatandaşlarımız, ben fırıncıyım diyor, arabayı doldurdum. Ama güzel kardeşim bak, bölgeden bilgi geldi, gönderilmemesi gerekiyormuş. O da çok birikmiş, bayatlıyor, sokaklara dökülmüş. Sonra tabii o bize haklı olarak kızıyor, diyor ki kardeşim siz benim hayrıma engel oluyorsunuz. Ya bak, ben seni farklı bir bölgeye yönlendireyim. Ekip, tabii burada iyi niyet. Kesinlikle iyi niyet var. Çünkü insanlar televizyonlardan izlemiş olduğu, Sayın Hocamızın ifade ettiği gibi, televizyonlardan izleyemediği ve orada şahit olduğu görüntüleri görünce daha fazla bir şeyler yapmak istiyor. Suriye'de ben onu hissediyorum. Bir de bu aylarda da Suriye'de kamplarda her taraf çamur olur, yağmur çok yağar. O çocukların ayağında bir çorap, bir bot, bir ayakkabı olmaz. Yetemiyorsunuz, yetişemiyorsunuz. Keşke diyordum, Allah'ım elimde bir sihirli değnek olsa da dokunduğum zaman çocukların her birinin ayağına bir giyim çorap, bir bot ulaştırabilsem, ama sihirli bir değnek yok maalesef. Buna rağmen elhamdülillah şu an birinci yıldayız. Kalıcı konutlar yapılmaya devam ediyor hızlı bir şekilde. Şu anda o müdahale çalışmaları bittikten sonra bizler, hani insanların ihtiyaçları devam ediyor ya, toparlayalım. İnsanların ihtiyaçları devam ediyor ya, önce çadırları alıyoruz vatandaşlarımızı, afetlerimizi. Sonra bu süreçte tabii konteyner kentlerin kurulmasının bir süreci var kıymetli hocalar. Altyapının hazırlanması gerekiyor. Sonra bu altyapının üzerinde üst yapı, konteynerların sevkiyatı, üretim süreci vesaire. Elhamdülillah şu anda devletimiz konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını Esen kart dediğimiz kartla yüklüyor. Bütün maddi ve aynı yardımlar yapılıyor.
geldiğimiz noktada inşallah yaralarımız sarılmaya, insanlarımızın acıları hafifletilmeye devam ediyor. Ben tekrarım sizler gibi çok kıymetli, değerli hazuruna hitap ettiğim için, bana bu fırsatı verdiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bununla beraber yapılan noktasında bizler üniversitelerimizin, hocalarımızın, akademisyenlerimizin, mühendislerimizin bilgi birikimini çok önemsiyoruz. Bu noktada bundan sonraki yapacağımız yapı tekniklerinde, işte Japonya'da o belgeselde bizim izolatör sistemi dediğimiz, en azından yerin sarsıntısını binaya vermeyecek ya da daha az verecek sistemleri bizim mecburen uygulamamız gerekiyor. Çünkü bir afet, deprem ülkesiyiz. Bu depremler bundan sonra da olmaya devam edecek. O yüzden bizler, Sayın Hocam'ın ifade ettiği gibi, her birimiz, ben AFAD'da bir şube müdürüysem ya da benim kardeşim inşaatta bir ameleyse ya da herhangi bir işi yapıyorsa hiç fark etmez, bizler işlerimizi ahlaki olanı tercih edip ahlaklı bir şekilde yaptığımız takdirde inşallah biz de Japonya gibi başaracağız diyorum. Tekrarım, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalan bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ve umarız ki 5 Şubat tarihine gelecek yıl inşallah tamamıyla o şehirlerimizi kavuşturmuş ve 5 Şubat 2023 tarihine o insanları ulaştırmış olabiliriz diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum hocam. Saygılarını, sevgilerimi sunuyorum. Çok değerli vakitinizi ayırarak programımıza teşrif eden, katılan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyoruz. Programımız burada sona ermiştir. Ayaklarınıza sağlık.